Fenerbahçe için dün adına dün akşam adına söylenebilecek olumsuz şey yok gibi bir şey. Hep sağda hep pozisyon arayan, hep çok iştahlı olan bir Fenerbahçe vardı ki kazanılan toptan atılan goller de var baktığımız zaman içinde. Evet. yani orada da tabii yani Duşan Taleci etkisi var büyük ihtimalle. Yani rakip ekstra zayıftı. Fakat ne olursa olsun yani bir resmi maç bir çok güzel bir testi. Çok güzel bir hazırlıkmışydı bence. Kendisi de ağzından onu açıkladı. Ben buraya liderlik etmeye geldim. Şakalaşmaya gelmedim diyerek. O ciddiyeti ortaya koydu. Sokrates'ten herkese merhaba. Derbinin katkılarıyla hazırladığımız transfer tahtasının yeni bölümünde sizlerleyiz. Bu bölümde daha sıcak maçını oynamış, sezonu resmi olarak açmış Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hem transfer ihtimallerinden bahsedeceğiz hem de 5-0'lık Zimru galibiyetini Emre Özcan'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Hoş geldin Emre. Hoş bulduk. Çok merhaba. sıcak bir günden, sıcağın yüzümüze vurduğu bir maçtan sonra evet. buradayız, daha rahat koşullardayız bugün. Çok zor bir gündü gerçekten. Herkes için çok zor bir gündü. Futbolcular için yani maçta da maçın girişinde de seninle konuşmuştuk. Çok daha zordu bir ihtimal. Bugün de tam tersi. Yani bir anda işler tersine dönmüş gözüküyor. Yani bir şehirde hava dünle bugün nasıl bu kadar değişir ee, bilmiyorum. Gerçekten iklim değişti gibi. Evet. Tropikal iklime girdik. Net bir şey, net bir gerçek. <laughs> Dünyanın da kanayan yarasına bir parmak basmış oldum burada. Yok be, yani bizim bölgenin kanı daha çok. Yani biz dört mevsimi yaşandığı bir ülkeydi burası. Ee, görüntü o ki 20 yıl sonra dört mevsim değil iki mevsim olacak gibi. Yani mevsimler azalıyor ki yani çok özel bir şeydir. Hakikaten çok az bölgede ya da çok az ülke yani ilkbahar, sonbahar, yaz, kış bunları böyle net bir şekilde yaşama şansına sahip. Ee, kıta Avrupa'sında da yok yani bu kadar çok fazla. Akdeniz civarında var gerçi. Ama işte biz de beraber biraz bu iş değişiyor gibi. Zaten yani görüyorsunuz son 2-3 yıldır Haziran Temmuz sürekli yağış yağışlı. Yani ben şey hatırlıyorum abi 20 yıl önce İzmir'de e, İzmir'de mayıs'ta mayısın başı ilk haftası hava açardı. E, Eylül'e kadar masmavi olurdu hava. Yani bulut çok nadir görürdün havada. O zaman elimizdeyken tadını çıkarmaya çalışacağız. İşte yani biz çıkardık biraz. <laughs> Ee, Z kuşağı geçmiş olsun. O günleri göremedi. Sen tabi zorluğundan bahsettin. Gerçekten e, oyuncular için de iki kez su molası haklı bir şekilde verildi. E, çok kolay bir maç değildi e, hava koşullarından dolayı ama Fenerbahçe'nin e, çok zorlanmadığı bir maç. Evet rakip evet. Moldova Ligi'nin üçüncüsü. E, bir önceki turda San Marino ekibine karşı dahi Fiorita'ya karşı dahi zorlanmış pozisyonlar vermiş bir takım. Fenerbahçe karşısında da beklenen oldu aslında bir noktada. Rahat bir maç, farklı bir skor bekliyorduk. Aynılarını sahada gördük. Yeni transferlerin de hepsini gördük aslında detaylı detaylı konuşacağız ama genel anlamda sen maçı nasıl yorumlarsın ki dikkat çektiğin şeylerden biri en azından şablonun oturmuş olmasıydı. En olumlu noktalardan biri olarak. Evet. Yani tabii bunu statta izlediğimiz için de belki daha çok daha net görme şansını elde ettik. Bence en olumlu taraflardan biri. Yani evet yani Fenerbahçe için dün adına, dün akşam adına söylenebilecek olumsuz şey yok gibi bir şey. Her açıdan çok iyiydi maç. Yani takımın temposu anormal sıcağı rağmen bence gayet yeterliydi. Süre olarak da yeterliydi. Yoğunluk olarak da yeterliydi. Üretkenlik, pozisyonlar... Bireysel performanslar yani 4-5 oyuncunun bireysel performansına ayrı ayrı bahsedebiliriz maçta. Ki bu o yönden de iyi geçtiğini gösteriyor maçın. Ee, rakibe hiçbir şey vermedi. Neredeyse arka arka yani hem çok sayıda gol hem çok sayıda pozisyon goller dışında da baskı söylenebilecek dediğim gibi olumlu çok şey var. Ama elbette yani rakibin zayıflığı e, her şeyin bu kadar çok iyi ya da bazı şeylerin mükemmele yakın gözükmesinde elbette bir faktör. Onu kabul etmek lazım. Ee, çünkü yani Zimbru 90'lı yıllarda Moldova futbolunu domine ediyordu abi. Yani böyle orada 10 senede 8-9 şampiyonluklara falan var 90'lı yıllarda. 2000'lerle beraber ekonomik kriz kulübü vuruyor biraz. Çöküş başlıyor. 2000 2010 arası biraz daha dengeli. Yani yine böyle yukarıya oynayan ama işte şampiyonluk göremeyen bir takım. 2010'dan sonra daha problemli bir hale alıyor. düşmeden dönmeleri var kıyısında. Tabii tabii. Birkaç sene önce hem Birkaç evet. sene önce var. O yüzden e, yani Moldova'nın da en önde gelen birkaç takımından, iki takımından biri değil mesela. E, tabii, bir Şerif değil mesela. var Tabii. Yani şe, roller değişti orada. Şerif son 10 yılda özellikle daha çok ön plana çıktı. E, o nedenle yani rakip ekstra zayıftı. E, fakat ne olursa olsun yani bir resmi maç bir... Çok güzel bir testti, çok güzel bir hazırlık maçıydı bence. Yani resmi maçlarda bu testleri, bu hazırlıkları yapmak daha e, önemli hale geliyor. Çünkü hem rakip hem siz çok ciddi alıyorsunuz e, mücadeleyi. O zaman takımın limitlerini, kısa vadedeki limitlerini görme şansı biraz daha fazla oluyor. Yani e, böyle beşli bir şekilde, beş üç sekiz oyuncuyla kendi ceda sahası etrafında bekleyen bir takıma karşı yine de böyle bir üretkenlik e, bence takdire değer ve önemli belirtiler önemli yani olumlu anlamda önemli belirtiler olarak tabii ki kabul edilebilir. Peki gol yani gollerin yanı sıra senin bahsettiğin üretkenlik de e, çok değerliydi. yani bu kadar gol atılmayabilirdi belki ama o üretkenlik ilk dakikadan itibaren e, hep sahadaydı. Hep pozisyon arayan, hep çok iştahlı olan bir Fenerbahçe vardı ki kazanılan toptan atılan e, goller de var baktığımızda bunun içinde. Evet. E, yani orada da tabii yani duşanta da etkisi var büyük ihtimalle. Çünkü yani ilk yarım saat domine etti. Ee, hakikaten yani, ya zaten yani, ne kadar kaliteli olduğunu falan konuştuk burada da yani öyle bir kalite ki abartıyorsun diyebilirsin bana. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Duşan tad için ayağındaki kaliteyi Zimbru ilk 11'ine paylaştır. Tamam mı? Dünkü rakipten daha iyi bir takım ortaya çıkar. Yani şey demeye çalışıyorum. Rakip, rakibin toplam kalitesinden daha kaliteli. Şimdi öyle olunca tamam hadi biraz müvala olsun bunda ama işte buna yakın bir şey olunca ee, zaten yani <laughs> o işleri yapması çok anormal değil ama bunu ilk maçında e, ve ilk maçı resmi maçtı bir şekilde e, bu kadar erken bir şekilde ortaya koyması çok değerli. Yani işte maçta da söyledim ben ben saydım 30. dakikada 5. kilit pası yani anahtar pasını atmıştı e, oyuncu ondan sonra bir iki tane daha attı. E, 6 ile tamamlamış 6 galiba. 6 ile mi tamamlamış Haydi. işte sonra gerek kalmadı zaten. Gerek kalmadı tadı. hocam yani. Rakibin direnci falan yani hele üçten sonra yani son yarım saat 3 4 arka arkaya gelince hiçbir şey kalmadı geriye. Ee, yani hem pas frekansı, hem oyuna katılımı, hem aldığı her topta işte tehlikeler yaratması vesaire e, bireysel performanslar yönünden en çok öne çıkan oyuncuydu. Mesela Jacko'nun 1 gol 2 asisti var. Ama net bir şekilde daha etkili olduğunu söyleyebilirim ben Tadic'in. Peki sen Tadiç'te girmişken hemen e, ver bir derbi etiketine gelen sorularınızı da aldık değerli izleyenler. Orada Tadiç'le alakalı bir e, sorumuz var. Futbol sevgisi kullanıcı isimli izleyicimiz sormuş. E, Emre abi Tadic'in ilk maçı nasıl değerlendirir? E, rakibin de yetersiz olmasıyla beraber daha zor bir maçta görmek gerekir mi demiş ve e, Ferdi Tadic ikilisini sezon içerisinde daha sık daha fazla görür müyüz diye de sormuş. Ee, tabii ki zor bir rakibe karşı görmek gerekir ama yani çok büyük değişimler olacağını düşünmüyorum. Yani duyduğum gibi domine edemeyeceği, tabii ki çok sayıda maç oynayacak ama e, yani Türkiye liginde işte e, Konferans Ligi'nde yine zayıf takımlarla özellikle grup aşamasında ya da işte sonraki elemelerde e, mücadele edecek Fenerbahçe. Oralarda benzer şeyler yapacak yani lider olacak kesin. E, hücum lideri olacak kesin takımda. Kim maç sonu kendisi de ağzından onu açıkladı. Ben buraya liderlik etmeye geldim, şakalaşmaya gelmedim diyerek. O ciddiyeti ortaya koydu. E, tabii e tabii. Çünkü şey de abi, şimdi kariyerine bakıyorsun. Hollanda Ligi'nden çıkmış, sonrasında bir Southampton yapmış, Premier denemiş. Orada önce olmuş, sonra biraz da eh idare etmiş son birkaç sezon. Ondan sonra Ajax'a dönmüş. Ajax'a dönüşü de enteresan. Yani konuştuk burada. Orayı birbirine katmış. Hakikaten Hollanda futbolunu bir kez daha kırmış bir oyuncu bu yaşta Türkiye'ye geliyorsa kafası rahat ama işte o rahatlığı da e, olumlu yönden sahaya yansıtmak tabii ki ister. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Çünkü yaşı itibariyle de böyle bir şeye ihtiyaç var. Şimdi Ceko ile beraber dün de seninle konuştuk. Yani biraz abilik yapmaya da gelmişler gibi gözüküyor. Ceko da buna çok uygun bir karakter zaten. E, yani çok şeyler değiştiğini düşünmüyorum. E, yani dünkü maç bence bir fragmandı. Yani bu sezon tüm kulvarlarda demeyeyim ama sadece ligde gol ve asist katkısı olarak yani 20-25'in altına kalırsa ben çok şaşırırım. Toplam. Toplam. Çok şey yani altına kalırsa çok şaşırırım. Mesela 25'in altına kalırsa bile ya şey derim yani standart bir sezon geçirdi falan diyebilirim. Çünkü öyle bir kalite var. Tabii ki görmek lazım. Tabii ki şeyi görmek lazım. Yani şunu bilemiyoruz. <laughs> ee, yani Hollanda Ligi ile Türkiye Ligi'nin Temposu yönünden de çok ciddi farklar var. Alanlar yönünden çok ciddi farkları var. Adaptasyon evet. gerekecek tabii ki biraz. Makas sanki Hollanda'da daha açık. Yani. Ajax'la evet. ligin son 5 takımı tabii, ve tabii. Fenerbahçe ligin son 5 takımı Elbette. biraz daha farklı. Elbette. Ee, ama işte oralarda zaten gol ve asist sayıları 35-40'lara yaklaşıyordu. Yani işte 35 maç oynuyorsa 35 gol ve asist katkısı yapıyordu. Ben o yüzden 25'in altı biraz şaşırtır dedim. Burada biraz daha yani Hollanda rakamlarının altında kalması tabii ki normal olur. Ama çok da altında kalmayacaktır. Çok da altında kalırsa... Yani bir gariplik var diyebiliriz ee, ama işte dün sahaya yansıttığı kalite zaten e, bunun pek mümkün olmayacağını bence gösteriyor. Peki Ferdi ile olan bağlantıyı ne diyorsun? Orası çok işledi açıkçası ama ee, bir tehdit daha almadı bir yanda. Tabii. Yani savunma yönünden elbette bir problemdir Ferdi ile beraber arkada önünü oynaması. Ee, ama işte sağda Bright önünde Kent varken o ikiliyi kullanabilirsiniz çok rahatlıkla. Çünkü yani e, o ikilinin geri dönüşleriyle beraber stoper hattının kayması... Ve yani sol stoper'in e, Ferdi'nin arkasını süpürmesiyle beraber aslında bir üçlü savunma gibi bir şey ortaya çıkabilir. Ferdi'nin 3. bölgeye gidip Tadiç'le bağlantıları kurduğu denklemde dahi e, ya da formüllerde dahi. O yüzden sağ kenar böyle olduğu müddetçe bence kaldırır. Ama farklı şeyler olursa ki az sonra konuşuruz. E tabii ki bunun problem olma ihtimali var ama bir de şöyle bir şey var. Tadiç solda oynadı dün. Yani Kent olduğu müddetçe bence solda oynamaya devam edecek. Ee, şimdi Cengiz konuşuluyor. Zaten sol için e, bir numaralı aday olduğunu da gösteriyor bence Fenerbahçe'nin Cengiz'i şu anda transfer etmeye <laughs> çalışması. Ee, ama Ferdi bence bir sabik artık. Şimdi o yüzden e, bu biraz ikircikli bir konu abi. Bir de şey derler yani, klişedir biraz ama hocanın en sevdiği sorunlar. E, tabii e, bunlar... tabii aynen aynen. O Doğru. <laughs> Şimdi i̇şte Bright'ı ne yapacaksınız o zaman? Bright yani mesela Bright'ı Bright kullanmak istiyorsa İsmail Kartal, Bright'ın da çünkü yani bu takıma sağladığı çok net elit özellikler var. Bright'ı ana planda kullanmayı düşünüyorsa ki sanki Cengiz hamlesi biraz arkada da yani bek rotasyonunda bir tane yabancı kullanma isteğini gösteriyor İsmail Hoca'nın. Hem Jayden hem Bright dönüşümlü olarak kullanılacak gibi. Ya yani Bright varken Ferdi sol da Jaden ilk 11'deyken mesela bazı maçlarda sağda göreceğiz ama Tadiç'le beraber oynamak isteyecektir diye tahmin ediyorum. Yani Tadiç orada kalacak onu gösteriyor Yani ben zannetmiyorum. Ve yani ne kadar rahat olduğunu dün solda gördük. Yani çok enteresan bir şey. Gerçekten enteresan bir şey. Bir yani sol ayaklı teknik kalitesi bu kadar yukarıda bir oyuncunun ya sol ayaklı oyuncunun solda ya da sağ ayaklı oyuncunun sağda bu kadar rahat olduğunu çok nadir görürsün. Genelde ters ayaklarıyla teknik Oyuncular kenarda içeri kat ederek kaleyi karşılarına almak isterler. Tadic'in öyle bir durumu yok abi. Tadic her şeyi yapıyor yani. Sola ya sol ayağı, içi o kadar iyi kullanıyor ki ayağının içini. Ee, orada da kendisini çok geniş açılar yaratabiliyor. Peki onun e, sola geliş zaten hani acaba sağda da oynar mı soruları vardı maç başlamadan önce ama çok çabuk silindi o şüpheler çok hızlı bir şekilde. Rankent'i sağda nasıl buldun? Şu an için olumlu görüyorsun baktığım kadarıyla ama e, sağda devam eder mi? Ne yapar? Ben çok iyi buldum maçta. Maçta en beğendiğim oyunculardan biriydi benim. Mesela bak ben Jacko'dan daha çok beğendim Ryan Kent. I. Yani şu yüzden söylüyorum bunu. Bu biraz da tabii ki pozitif ayrımcılık da yapıyorum burada muhtemelen. Çünkü yani Jacko'nun profili, kariyeri vesaire bakıyorsun. Ryan Kent çok daha düşük profile gelmiş bir oyuncu buraya. O da elbette biraz bunu söylememi sağlıyor olabilir ama toplu oyunda bir topsuz oyunda ben ikisini de çok beğendim Kent'i. Mesela ilk yarım saatte Fenerbahçe'nin etkili olmasında bence o da ciddi bir faktördü. Oyun çok rahat genişledi sağ çizgide. Sürekli ayağını çizgiye bastı. Ee, sürekli orada topla buluştu ve toplar buluşuğunda o topu bağlantıları bir şekilde kurdu ve rakip savunmayı rakip beşli savunmayla beklerken genişleten oyuncuydu aslında biraz ee, içeri girdi içeriden koşuya attı golü attı Bayağı etkiliydi yani o süreçte hem topla etkiliydi hem daha çok etkili olduğu taraf top rakibe geçtiği anda ya da top rakipteyken geriden oyun kurmaya çalışırken geriden topu çıkarmaya çalışırken Zimbru ilk baskılarda ya da kaybedildikten sonra top ilk 200 tane etki baskılarda e, çok iyiydi. Ee, Şimanski de bence bu yönüyle ön plana çıktı. Ama Kent toplu oyunda da Şimanski'ye göre özellikle ilk 45 dakikada Fenerbahçe'nin çok daha iyi olduğu bölümde e, iyi işler yaptı. O 20 dakikayı etkili oynarken Fenerbahçe hem tad için hem Kent'in pas frekansının toplu buluşma sayısının bu kadar yüksek olması e, rakibi genişletme ve işte orta sahanın yaklaşmasıyla beraber Fenerbahçe'nin o üretkenliği ortaya koymasında da Bence büyük faktördü. Ki zaten bir kornerden sonra ters kanatta kaldıkları da oldu işte. Tadiç sağda, Kent solda kaldı. Orada da hiç... Zaten ikisi de sırıtmıyor ikisi de. <laughs> iki yerde oynayabildiği için. Aynen. Onların hepsi bir avantaj sağlıyor. Şimanski'den bahsettin ona da geleceğim. Zaten Fenerbahçe bu karşılaşmaya UEFA kadrosunda 5 yeni transfer vermiş bir şekilde çıktı. 5'i de ilk 11'de oynadı. Beko dahil edilmemişti bu kadroya. Onu da ilerleyen maçlarda göreceğiz. Hani... Herkes de, Ciku'yu zaten kenara koyuyorum. O çok fazla zorlanmadı. Ondan da belki bahsederiz biraz. Ufak parantez açarız ama herkes çok iyi oynadı. Herkes skora da katkı yaptı. Şimanski'nin rolünü nasıl buldun? O biraz daha gezgin Mert Hakan'la beraber ceza sahası içine girmeye çalışan oraları düşünen bir profil çizdi. O da ikinci yarıda biraz daha açıldı sanki zaten. Evet. Ee, Ş Ş Şimanski için ilk yarı toplu oyunda bence biraz aşağıda kaldı. Benim düşüncem oydu ilk yarı bittiğinde. Çünkü Fenerbahçe çok etkiliydi. Çok rahat kapattı rakibi. Çok rahat toplu oynadı. Yani ilk 15 dakika %90 toplu oynama oranından bahsediyoruz. Ve yani zaten 20 dakikada iş bitti orada. Yani 2-0'a geldi maç. Hatta 15 dakikada neredeyse. Ee, öyle bir ortamda toplu oyunda biraz daha fazla dahil olmasını bekledim ben. O yönden biraz eksik gözüktü ama kent için söylediğim topu oyundaki reaksiyonların çok benzeri Şimanski'de ilk yarıda da vardı. Yani top kaybedildiği anda baskıda, rakibe reaksiyon vermede, rakibi karşılamada, e, tempo, mücadele o yönlerden hakikaten e, önemli katkı yapacağına dair kanıtlar e, bıraktığı bir maç oldu bence. Zaten yani Şimanski'ye bakınca, oyuncu profiline bakınca abi, kariyerine bakınca teknik kaliteden ziyade daha çok şey görüyorsun yani... Komple bir orta saha oyuncusu görüyorsun. Komple olmasını sağlayan şey temposu, toprak hibe geçtiğinde yaptığı baskılar, genel baskı planlarındaki e, mücadelesi. E, gol katkısı verebilmesi. Gol katkısı tamam. verebilmesi, karşılama becerisi. Yani topsuz oyundaki becerisi de, e, ya da becerisi demeyeyim, topsuz oyundaki becerisi Şimanski'yi profil olarak bence bu kadar yukarı çıkardı. Onu ilk yarıda da gösterdi. İkinci yarıda yaptığı koşu ve Ceko'nun mükemmel asistiyle attığı gol de muhtemelen işin biraz karaması oldu ama biraz daha oyuna girmesini e, beklemek lazım bence. Daha tabii onun da ilk resmi yani herkesin tabii, ilk resmi tabii, maçı sezonun çok erken bir noktası ama bu kadar erken bir nokta olmasına rağmen e, siz saha içerisinde nelere televizyonda görülmeyen nelere dikkat ettiniz gibi bir soru da vardı. E, Tad için mesela özellikle herkesle konuşması var. E, top toplayıp çocuğu bile onu ben maçtan sonra... Ben de onu sanırdım. E, evet onu bile e, azarlamış ona bile ya bir Azarlama uyuyorsun demiş. Öyle. Evet. Yani. E, onunla konuşması, sağ içinde konuşması. O say evet. Samuel'in bir yerde kente kızdığı bir pozisyon var. Kendisine yaklaşmadı diye daha ilk yarıda sağ çizgiye basarken. Yani herkesin bu kadar erken olmasına karşın birbiriyle konuşması, bir şeyler söylemesi... Takımdaşlık açısından ne ifade ediyor sana? Yani bir hava değiştiğini gösteriyor. Zaten yani İsmail Kartal hamlesi yapılıyorsa ki geçtiğimiz yaz yapılan hamle sonrasında böyle bir hamleye tekrar gidiyorsa Fenerbahçe yönetimi zaten biraz kısa vadede amaçlanan şeyin bu olduğunu gösteriyor. E, hoca da o havayı getirmiş gibi. E, yani Tadiç'le alakası açıklaması sen söylemiştin. Tadiç'in karşı açıklaması oldu. İşte yani İsmail Hoca ile çok iyi evet, anlaşıyoruz. Yani. E, harika... yani yaklaşımı çok iyi. Takıma takım bir araya getirici çok iyi vesaire. Deko da benzerlerini söyledi onun bu arada. Evet. Yani İsmail Kartal dediğim gibi yani teknik direktör oluyorsa Fenerbahçe'ye zaten yani bu yönlerden çok önemli işler başarılması beklendiği için de biraz böyle. sezon başında o havayı evet getirdiğini söylemek mümkün. Ama dediğim gibi beklenen şey zaten bu. önemli olan bunu koruyup koruyamayacağı. Çünkü hala transferler vesaire kadro genişleyecek kadro genişledikçe yedek kulübesindeki kalite artış gösterecek. Şu anda işte gitmesi muhtemel oyuncular var. ondan sonra tabii o ikinci, üçüncü fazlar ortaya çıkacak. Ama yani bunu da yönetebileceğini biliyoruz hocam. gitmesi muhtemel oyunculardan bahsettin. Maç sonu basın toplantısında İsmail Kartal ona da biraz değindi. ben herkesle net konuştum. Onlar da bunu çok olumlu karşıladı. Bu netliği mi? Yani gitmesi istediği oyuncuları, düşünmediği oyuncuları net, net açıklamış. Evet. Ee, kimler sence bunlar olmalı? Ki zaten hani az çok biliyoruz. Mesela maç son anda kadrodan çıkartılan Diego Rossi var. Hı hı. Onun yerine King dahil edildi. Golü dağıttı. Ee, tribünde izleyen bir Lincoln Enrique var. William Arao yine kadroda olmayan isimlerden biriydi. Ee, oradaki ayrılıklardan kim olmalı veya kim olur? Senin öngörülerin neler? Vallahi yani çok kolay değil. Yani mesela en azından şunu söyleyebiliriz. Lincoln şey... Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin net bir şekilde orada olduğunu o son 2'den <laughs> evet, anlayabiliyoruz evet. ama zaten yani o değişiklik olmasa da bu iki oyuncu muhtemelen ben burada sayardım. çünkü yani Rossi'nin artık hele Cengiz'in de katılmaya bu kadar yaklaştığı bir ortamda kenar rotasyonda hiçbir yeri yok abi. Ve yani 5.5 milyon euro bonservis verilen bir oyuncu böyle bir ortamda oynama yani oynama isteği de var oyuncunun. Olacaktır. Zaten Dördüncü, beşinci opsiyon olarak kenar rotasyonunda mutlu olmaz diye Gorossi. Ayrılmak isteyecektir zaten e, Fenerbahçe tutmak istese. E, Fenerbahçe ondan bir bonservis. En azından verdiğine yakın ya da verdiğini e, sahibi olabiliyor. E, tabii tabii, aynen. Yani, MLS'te zannetmiyorum piyasası olmadığını ya da oradan bir takım bulamayacağını <laughs> zannetmiyorum ben. Çok zarar etmeden Fenerbahçe onu elden çıkarabilir. Gustavo Iñaki biraz öyle gözüküyor. William e, Arao bence zor. Çünkü yani mesela dünkü maçta ilk 11'de Crespo tercih olması altı rotasyonunda ilk yedek olarak Crespo'yu düşündüğünü gösteriyor İsmail Hoca'nın. Çünkü abi 6 numara gelecek mi Fenerbahçe'ye? Gelecek değil mi? O zaman yani Crespo ilk yedek. Viliyan Ara 3. Üçüncü... olmaz abi orada zaten yani gitmesi lazım. Ee, başka kim? Yani Samet Akaydının işi zor gözüküyor. Çünkü yani Ciku, Bekao, Sardırız. Luan Perez, Serdar Aziz 5. oyuncu. Ha, Samet Akaydın zaten 5. oyuncu olmalı. 5. stoper olmalı Fenerbahçe'de. Ama işte e, mutsuz eder mi? Eder. Çünkü işte Adana Demirspor seviyesinde, Türkiye Süper Ligi'nde orta seviye takımlarda ilk 11 oynayabilecek bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Ama Fenerbahçe oyuncusu değildi. E, olmadığında kısa vadede aslında biraz görmüş olduk. O yüzden Samet'in de işi zor gözüküyor. E, Lincoln'la alakalı abi bak mesela şey bilmiyorum yani hocanın bakışına dair de bilgim yok. Bilmiyorum haberlerde belki çıkmış olabilir. Ama Lincoln'lü e, tutmak bence çok kötü fikir değil. Çünkü Sobek'te de iyi işler yaptı bence. Mesela sakatlanmasa Fenerbahçe e, sezonun son bölümünde daha iyi işler çıkartabilirdi. Özellikle düşük profilli takımlara karşı. Hem sol hem merkez e, ki üçlü merkez oynuyor Fenerbahçe. Yani orada da bir denemek isteyebilir. Orada da enteresan şeyler ortaya çıkartabilir ki en azından rotasyonda. Hem kenarlar yani birçok pozisyonu yedekleyebilen bir oyuncu ve kalitesi de var. Yani belirli toptan kalite... zaten biraz da belli. Toplu oyun kalitesi hakikaten yukarıda olan bir oyuncu. Ee, mesela onu farklı şeylerde görmek ister mi acaba diye düşünüyorum. Bunlar dışında ön tarafta da yani Joshua King bana çok kolay gözükmüyor. Pedro var. Pedro, var. Pedro, kesin gidecek gözük, gözüken o. Ee, Umut Nehir'in gelişiyle Serdar Dursun benim kafamda bir soru işaretiydi. Ama hazırlık döneminde epey kullandı onu İsmail Hoca. Ama sanki Umut varsa yani Umut'un gelişiyle beraber Umut Serdar ikilisinden biri de fazla olabilir. Lükse biraz kaçıyor gibi. Biraz öyle gibi abi. Ama yani Santrafor kim? Ceko. İlk hediye kim? Batu Şuay. Batu Şuay'ı. İşte zaten olmuyor abi. <laughs> Denklem burada. Yani olmuyor. Ben bak sana falan sordum. Basçuay'ı ben gittik ondan. <laughs> yani üçüncü soper olarak, üçüncü center for olarak acaba dedim de. Basçuay'ı var. 3-4. Yani tek pozisyon. Tek center for oynuyor Fenerbahçe. Ya Umut ve Serdar olmalı. O yüzden de sanki Serdar da e, ayrılırsa kendisi için bak daha iyi olur. Yani kalır. Kalmak ister. İsmail Hoca da dördüncü olarak olsun bazı maçlarda çift center for yaparım falan diye düşünüyor olabilir. Zaten onu da söyledi. Diğer söyledi. 4 4 de kullanabiliriz diye. Ama mutsuz olacaktır. Çünkü Serdar Dursun rahatlıkla daha düşük seviyede çok rahat ilk 11'de hatta yani daha düşük seviyede takım yapıları içerisinde çok yukarıda, yer açıda yukarılarda olabilecek bir oyuncu bence. Kaliteli bir oyuncu. Yani Süper Lig'de birkaç takım çıkar, kime gitse evet. yüksek iş yapabilir. Ya yani isimler var mı? Mutlaka vardır. Ama yani bu isimler bana ilk etapta biraz daha favori gözüküyor. Tabii orada Zaytsın da geleceği daha net değil, tamamen net değil ki İsmail Hoca ile ilişkisinin ne evet. kadar iyi olduğunu biliyoruz. Yani ayrılacakları konuştuk, birkaç kez de ismi geçti. Biraz Cengiz Ünder'e geçelim istersen. Şimdi Canberk de yollamış, son haberler artık yavaş yavaş transferin bittiği yönünde biz programı çekerken. Belki yayınlandığında resmi bir açıklama da gelir. Cengiz Ünder gerekli mi diye soranlar var, İhtiyaç var mı diye soranlar var. Tabii ki yerli statüsünde oynayacak olması lig için çok büyük bir avantaj. Ha. Ve kalites kalitesi de belli bir isim Cengiz Ünder. Yani bu kadar işte Kent'ten bahsediyoruz, Tadiç'ten bahsediyoruz. Cengiz gelirse nasıl bir yapı bekliyor Fenerbahçe? Yani Cengiz gelirse sağ ön olacak. yani Rahim kente de. Rahim kente de en azından ilk etapta şey olacak yani kulübe gözükecek, gözükür. Ama e, oyuncu geldikten sonra kısa ve orta vadede işler değişir mi? Tabii ki onu bilemeyiz. Değişme ihtimali var mı? Olabilir. Ee... Tabii ki sonuçta Şampiyonlar Ligi oynamış. Başka bir oyuncuyu aldın Ryan Kent'te. Her zaman Glasgow Rangers'a geçen sezon iyi istatistik yapan, Tabii. iyi oyun ortaya koyan bir oyuncu. O Avrupa Ligi yürüyüşünde de en iyilerden biri takımda. Ee, kesinlikle öyle. E şimdi yani Cengiz'e gitmesi Fenerbahçe'nin evet bir kalite arttırma, kaliteyi iyice yukarı çekme hamlesi ama aynı zamanda da muhtemelen Türk rotasyonu düşünerek yapılan bir e, hamle. E, Cengiz'in gelmesi mesela kalecinin yabancı kaleciye, yabancı bir oyuncuya döneceği, Liverpool olur, başkası olur konusunda biraz daha netleştiriyor bana kalırsa. Çünkü e, el rahatlatmak gibi. Neden? Kent, Tadic, koyken iken stoper, iki stoper ve kaleci de yabancı. Ne oldu? Bir Altı oldu. Şimanski yani. yedi. Zaten dört koltuk kaldı. Ee, ne oluyor? Yani orta sahadan birinin Türk olduğunu biliyoruz ama bu, yani merkez bu kadar yabancıyken, ön tarafta bu kadar yabancıyken, tamam ve yabancıyken o zaman merkezde bir oyuncu mesela Mert Arkaya da İsmail ve iki bekin Türk olması gerekli ortaya çıkıyor. Cengiz'le beraber bence bu konuda işte bir esneklik elde etmek istiyor hoca. Ee, en azından beklerden birini e, yabancı yapabileyim. Bright da Jayden'da önemli profiller çünkü. Yani bak Jayden'a 7 milyon verdi genç oyuncu. Bir potansiyel. Hazırlığı da fena geçirmedi. Fena geçirmedi. E, Bright şu anda Fenerbahçe mesela Championship'ten, Premier League'den bir takım çıksa 7-8 milyon al alabileceği bir oyuncu. Yani hakikaten iki tane aset. Şimdi iki tane Türk yaptığın zaman bu iki oyuncuyu yedi kulübesine atıyorsun. Ee, fazla lüks oluyor. Ve yani Brighton geçiş savunmasında kalitesi var. Jaden'ın farklı yönlerden hücumda getirebileceği boyutlar var ee, potansiyel yönden. Bu oyuncuları kullanabilmek için sanki biraz daha Türk rotasyonunu farklı yerlerde geliştirme düşüncesi gibi Cengiz. Ee, biraz böyle bakıyorum. Ama yani soru işaretleri var mı dersen bence var. İlk ne geliyor aklına? Abi şöyle yani e, Cengiz ne zaman gitti Roma'ya? Cengiz Roma'ya 2017 mi? 2017 olmuş. 2017, yani o civar. Yani 6 yıl önce gitti. Cengiz'le al Cengiz alakalı benim yani 2023 Cengiz'le alakalı benim şöyle bir problemim var. Eee Hatırlıyorsun Roma'da gider gitmez çok kısa vadede etki yarattı değil mi? Bir, bir kalite gösterdi Roma'da. İçinde o kaliteyi sayabiliriz. Ben şunu merak ediyorum Cengiz'le alakalı. çünkü bu, konu, bu sorunun cevabına emin değilim. 2017 Cengiz ve 2023 Cengiz. 2023 Cengiz, 2017 Cengiz'e göre neyi daha iyi yapabiliyor? Belki fizik kalite daha yukarıda olabilir mi? Belki, olabilir. Evet, yani 20 yaşındaydı, 26 yaşındaydı. Ama yani sanki çabukluk olarak o dönem biraz daha iyiydi ama güç olarak biraz daha yukarı çıkmış olabilir. Evet. Ee, ama zaten bu doğal bir gelişim. Yani 20 yaş, 26 yaş, 26 yaş olgunluk dönemi. Yani zirveye yakınsın bir hücum oyuncusu olarak. 27-28'ler zirveni prime gördüğün prime, prime, dönemler. Zaten bu olması gereken bir şey. Toplu oyunda teknik kalite yani 2023 Cengiz, 2017 Cengiz'e göre daha pasör bir oyuncu mu? Pas kalitesi daha yüksek bir oyuncu mu? İçeri çekip vurur, yani içeri çekerken daha rahat rakibine kart eden bir oyuncu mu? İçeri çektiği zaman daha iyi bitiren bir oyuncu mu? Ee, birebirlerde daha iyi dripping yapan bir oyuncu mu? Daha skorer bir oyuncu mu? Daha yaratıcı bir oyuncu mu? Tabii hiçbirine rahatça evet diyemiyorum. Diyemiyorum ben abi. Bu, bu çok ciddi bir problem bence. Yani Cengiz'in kariyeri çok ciddi bir problem. Çünkü birinde 20 yaşındasın, 26 yaşındasın. Çok mesafe kat etmen gerekirdi. Ya bazı şeylerde ben de yanılıyor olabilirim. Bazı şeyler gelişmiştir. Ki muhtemelen vardır ama geliştiği şeyler de yani ciddi mesafe aldığı şeyler değil. Yani oyuncu kendisine biraz ee, kötülük yaptığı gibi geliyor bana. Yani çünkü o, o Roma'daki o başlangıç acayip o şeyler vaat ediyordu bize. Evet, tamam mi? sakatlıklar evet. yaşadı vesaire. Biraz sık sakatlanma problemi var. Bunlar da etkiledi. Mutlaka faktördür. Ama yine de yani eee birçok oyuncu genç yaşlarında ciddi sakatlıklar yaşıyor. Bu da çok büyük bir faktör olması gerek. Belki en çok Leicester geri attı onu. Hem tabi e, hiçbir yani takım farklı kulvarlarda giderken işte Avrupa'daki o manasız maçlar haricinde Brandon Rodgers da şans vermedi. Belki işte idmandaki performansıyla çok onun gözüne girmedi. Ama hani biraz duraksamayı orası yarattı sanki. E, mutlaka. Ondan sonra Marsilya'da bence iyi bir toparlama oldu. Yani özellikle mesela şunu söylemek lazım. Ee, bak Leicester'da yaşadığı sıkıntılardan en büyüğü top rakibe geçince reaksiyonsuzluğuydu. Brendan Rodgers takımlarında bu mümkün değil abi. Ee, rakip bekle çok fazla gelmemesiydi. Mesela bu Fenerbahçe de bir problem olabilir. Çünkü Ceko, Tadic yani yaşları itibariyle tempo olarak çok yukarıda olan oyuncular değil. Topak karşı çalışmada e, biraz desteklenmesi gereken oyuncular. Şimdi öyleyken bak Shimanski on numarada mükemmel bir parça. Rankent de diğer kenarda o yönden mesela harika taşıyıcılar bana kalırsa. Buraya bir de Cengiz koyunca geri dönüşler ve topa karşı çalışma problem olursa bir sorun ortaya çıkabilir. Ee, Leicester'da sıkıntı da buydu ama mesela şöyle de onun bir taraf var. Son sezon Marsilya'da süreleri çok arttı ve hoca kimdi? Igor Tudor'du. Ve hani evet. çok yıldızları barışmadı gibi bir başlangıç Tabii. var sezona ama ona rağmen Aynen. çok iyi bitti. Aynen. Mesela Igor Tudor da böyle şeyleri affetmez. Tudor'la beraber düzenli bir şekilde oynamayı başarıyorsanız bu konuda biraz gelişim gösteriyorsunuz demektir. Ee, yani bunlar biraz şey gibi gözüküyor. Yani topa karşı çalışma Tadic, Ceko ile beraber bir sorun. Dediğim gibi Cengiz'in 20-26 yaş arasındaki gelişim süreci oyuncunun kendisi açısından bir sorun. Yoksa yani Aynı seviyeli kaldı diyelim. 20 yaşındaki Cengiz çok iyi bir oyuncuydu. Var ya olan yani, yetiyor hala zaten. Hala çok iyi bir oyuncu. Tabii ki çok iyi bir oyuncu. Ama başka bir şey olması gerekiyordu. Ha Başka bir şey olsaydı zaten buraya gelir miydim 26 yaşında? Bu da e, ayrıca konuşulması gereken bir şey olabilir. E, yani Fenerbahçe'nin bir şansı belki de söylediğimiz şeyin olmaması. E, ama bir de şey sıkıntısı var Cengiz'in biraz tabii. Skor sıkıntısı var. Yani hem asist hem e, gol... E, yönünden kariyeri boyunca şu ana kadar çok net bir şekilde, net bir çizgi tutturamadı. İhtiyacı var mı Fenerbahçe'nin? Bence yok. Mesela Zaha için de bunu konuşmuştuk. Yani Zaha da böyle acayip bir skorer olmadı. Beklenen oydu. Biraz takımla da alakalı o tabii. Evet ama yani Palace'ta da 20 sezonu, yani 20 golü bir sezon çıkarabilirdi bence. Ee, Zaha için şunu söylemiştik. Diğer oyuncular skor yükünü zaten tamamlayabiliyor. Ve Zaha'nın çok gol atmasına ihtiyaç yok. E şimdi Cengiz'in gol atmasına ihtiyaç var mı? Dušan Tadić çift tane. Şimanski çift tane vaat ediyor. Ceko çok daha fazlasını vaat ediyor. Yani Cengiz'in 7-8'de kaldığı ama etkili bir sağ olduğu bir sezon yeterli olabilir Fenerbahçe için. Ee, yani çeşitli yönlerden dediğim gibi yani kaliteyi yukarı çıkarma, Türk rotasyonunu yukarı çıkarma e, elbette ciddi katkısı olacaktır. Ama oyuncunun kariyeri yönünden son sezonu ayırıyorum biraz. Bazı acabaları da var. Ee, peki peki o en rüzgarı arkasına aldığı zaman işte Roma'ya ilk gittiği zaman aslında ortaklarından biri ileride edince koydu. Evet. Maç sonrasında o da ona da Cengiz soruldu. Hani küçük kardeşim dedi. Kalitesini ne kadar yüksek gördüğünden bahsetti. Tabii ki o kadar skor yapması, skora katkı yapması tek ce ile alakalı değil. Kendi performans, takımın yapısıyla da alakalı ama oradaki iletişimin zaten daha önceden kurulmuş olması tabii, büyük çok, artı yapar. Çok mı? güzel abi. Tabii ki. Yani tanıdığın, daha önce ilişki kurduğun, samiyet samimiyet ilerlettiğin bir oyuncuyla beraber... Ki sağ dışında beraber, da e, birlikte olduklarını biliyoruz. Çok öyle. büyük avantaj. Mesela Cengiz'in gelişişi şu yönden de Ferdi'ye de şöyle yarayabilir. Sadece Cengiz, Ferdi'nin sabit olduğu maçlar diye. İşte bazı maçlarda bekte yabancı kullanabilecek ve sol bekte Jaden tercih etti İsmail Hoca. Ferdi bence asıl pozisyonu, prime pozisyonu olan sağ aldı. Cengiz e öndeyken Ferdi Cengiz'le de yani tadışı kurduğu bağlantıları çok rahat kurabilecek bir oyuncu. Hatta belki biraz daha çok sever. Çünkü Tadiş varken sol ayakta sol ayaklı sol kenarda içeriye de koşması gerekebiliyor Ferdi'nin. Dün mesela bunu yaptığı bir iki pozisyonda. Cengiz sürekli içeri kat etmeyi istediği için istediği Açılacak çiz evet çizgideki o kulvarı, sevdiği kulvarı çok rahat kullanma şansı var ve Cengiz içeri çekti, Ferdi'ye bıraktı. Ferdi indi, ortaya Cengiz'i e çıkardı geriye doğru. Ufak bir kat bek, Cengiz içeri çekti, vurdu. Yani o şeyler de o bağlantı da çok keyifli olabilir. Mesela Ryan Kent'le sahada aynı bağlantıyı kuramaz Ferdi. Çünkü Kent zaten çizgiye basıyor. Alan yok orada. Alan yok. Ferdi Kent oynarsa yine içeri doğru koşular atması lazım. Bright mesela dün maçta konuştuk. 2-3 defa içeri koşu attı. Hiç görmeyiz. E, bu da İsmail Hoca'nın birçok şeyi değerlendirdiğini, o şablonun ortaya çıkma yönünden e, temeli fena atmadığını gösteren şeylerden biri. Yani Fenerbahçe'nin kenar oyuncuları ağırlıklı bir şekilde Bekler'in ...içeri koşmasını, e, backsopper arası koşularını da biraz istiyor ya da isteyecek gibi gözüküyor. Cengiz başka bir şey ama Cengiz zaten içeri doğru girdiği için çiziden. Ya yani Bright da Ferdi de arkasında o çizgiyi çok daha istedikleri gibi geniş alanda geniş kalalarla e, kullanabilirler. Oyundan da bir boyut getirecektir Fenerbahçe'ye. Burada herhalde kombinasyonun fazlalığı hem oyuncu işlemeleri evet. açısından evet. hem e, oyuncuların karakterleri açısından heyecan veren şey oluyor biraz. Kesinlikle, kesinlikle öyle ama. Yani Cengiz geldiği zaman ben çok sert bir rakip bulacağını düşünüyorum. E, ee, Rankent sert bir rakip abi. E, ee, Rankent'in gerçekten topsuz oyundaki topa karşı çalışma iştahı, şevki, becerisi, presse katkısı çok iyi bir presçi. ha yani bu Rangers'ta da böyleydi. Yani Rangers zaten kendi liginde pres yapan bir takım ve oraya ciddi katkı yapıyor. Yani fizik olarak çok kuvvetli bir oyuncu. Ee, o yüzden ciddi bir rakip. Yani toplu oyunda tabii ki Cengiz Rankent'in çok önünde muhtemelen. Ama orada Öyle bir fark koymalı ki topsuz oyunda Ryan Kent'in aşağısında kalması da bir sorun olmamalı Fenerbahçe için. O yüzden diyorum çok ciddi bir rakip. Hep arkasında onu itecek. Mesela bu avantaj olabilir Fenerbahçe için. Yani o forma rekabet. Bir de Ryan Kent hep kariyeri kiralıklarda geçmiş. Liverpool'dan özellikle kiralandığı dönemlerde. daha evet, erken zamanlarda hep evet. o savaşma güdüsünü Doğru. taşıyor hissini veriyor. Peki Cengiz dediğin yani Cengiz'in gelişi biraz beklerdeki rahatlığı işte Jayden'ın Bright Osay Samuel'in kullanılmasının rahatlığını beraberinde getirecek. Mert Müldür de bu arada hala konuşuluyor ama Cengiz'in gelişi onu biraz taca mı atıyor sence? Yani Mert de tabii geldiği gibi zaten direkt o back rahatlığını alacak. Ya yok bence böyle. hala ekstra bir tane daha şey, e, Türk bek isteği istiyordur İsmail Hoca. Yani Çünkü iki yabancısı var ama Türk oyuncu olarak Ferdi dışında bir oyuncu yok gibi gözüküyor şu anda. E, Azim var. <laughs> evet yani iki Türk kullanması gereken yerler olacaktır çünkü ligde. Ya diyelim ki Cengiz sakatlandı abi. Sakatlandı Cengiz. Yabancı kaleci de aldı. Diyelim yani örnek veriyorum. Livakovic geldi. Bir şey çözüldü sorunlar. Livakovic geldi. Cengiz sakatlandı. Ya da dinlendiriyorsun Cengiz'i. oradan Rankent oynuyorsun Tadiş'in yanında. E, merkezde bir tane Türk var. iki i̇ki Türk'ün bek olması lazım. Yani iki bekin Türk olması lazım. Ya abi. da stoper olacak. Stoperlerden bir Türk. Evet. Ama yani Luan Perez şey Ciku, BK varken yani, tabii ki kullanacaktır Serdar Aziz de ama daha fazla opsiyon ihtiyacı var. O yüzden iki beki Türk yapabileceği e, opsiyonları mutlaka isteyecektir. Yani bir talebi vardır diye düşünüyorum. Bu Mert Müldür mü? Onu bilmiyorum. E, yani geçtiği için çok fazla onu e, Şeyi gördüm ama abi yani 1.8 2 milyon euro maaş istemiş. O da yani olmaz. Ama işte. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de 4.5-5'ler bu kadar rahat ortaya çıkınca işte o zaman Mert Müldür de 2 milyon istiyor abi. Bu da uzun vadede yaşayacakları problem olacak. Yani devam edecek bu. Yani darılma gibi yok abi. Bu, bu, dünya böyle yani. Sen çıtayı, tavanını 5 milyona çıkartınca yedek santrifor 2 milyon istiyor. Yedek bek düzeltiyorum yani. Peki hani maçta özellikle çok fazla eksik görmediğimiz, gedik görmediğimizden bahsettik. Genel sen düşündüğünde yine transferlerin olacağı da zaten açıklanıyor. Kadronun hemen hemen %80'i kuruldu gibi Fenerbahçe'de ama eklemeler yapılacak ki e, Temmuz bitmeden hani tamamlamaya çalışacaklarını söyledi Başkan Ali Koç da. E, oraya yani şu an ilk sen Fenerbahçe'nin başına geçtin. İlk nereye transfer yaparsın ki en çok konuşulan isimlerden biri de hala Dominguez ki orada da maaşlar biraz basına yansıdığı üzere yukarıya uçmuş durumda. Bon servis de aynı şekilde. Ee, o çok konuşuluyor. Sen nerede eksiği görüyorsun burada bu kadro evet, dizisinde. %100 derin oyun kurucu abi. Yani bu 6 olur, 8 olur. Yani derinde oyun kuran bir 8 olur. Ya mesela Modric gibi örnek veriyorum. Yani, öne, örnek yani 8 <laughs> numara ya, derinde oyun kuran bir 8 numara ya. O yüzden diyorum yani daha düşük profil örnekler de verebiliriz. Ee, Parades. Yani çok altı oynadı ama 8 oynadığı birçok maçta var. Derinde o işleri yaptı. Yani Galatasaray'da Paradesi öyle düşünüyordu. Torreira'nın yanında derin oyun kurucu. Çünkü öyle bir ihtiyacı var Galatasaray'ın Farklı yönlerden öyle bir ihtiyacı var. Kesin derin oyun kurucuya ihtiyaç var. Yani bu altı olur, sekiz olur. Bilmiyorum. Ee, i̇lk olarak onun yapması lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin şu anda ben hala en büyük eksenin ee, geriden oyun kurma olduğunu düşünüyorum. Geriden top çıkarma. O konuda iyi pres takımlarına karşı sorun yaşamaması kısa ve orta vadede ee, zor sorun yaşayacaklardır iyi pres takımlarına karşı. Onu da geliştirmek için evet Ciku bir gelişim vaat ediyor. E, Ferdi'nin ilk 11 yerleşmesi gelişim vaat ediyor ama çok merkezde de orta sahada da derinde orayı organize eden bir oyuncu şart. Niko olur bu. Başka bir oyuncu olur. Jorginho'nun adı geçiyor. Evet o da konuşulmaya başlandı son dönemde. Jorginho zaten zirvesi yani bu işin. Dünya futbolunda da zirvesi. Son 10 yılda Giorgio'da niye yapabilen bu işi yani en fazla 2-3 oyuncu vardır. Birini söyledin zaten. <laughs> evet. <laughs> evet ya yani öyle abi çok net gerçekler yani bunlar. O yüzden bir yani bir numara ne diyorsan bence bir numara o. Peki o zaman ilerleyen programlarda oraya gelecek ismi veya yine oraya aday gösterilecek oyuncuları konuşacağız değil. Ağzına sağlık Emre. Senin de Emre'cim. Ekleyeceğim bir şey var mıdır? Vallahi yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizlere de değerli izleyenler bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Derbi'nin katkılarıyla hazırladığımız transfer tahtasının bu bölümünü noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.